RetroSaver kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle PlayStation 4 kontrolcüsünün içerisindeki flex kabloyu değiştireceğiz. Bilgisayara takıp denediğimde tuşlarda sıkıntı olduğunu görüyorum. Genellikle şu bölgede korozyon oluyor ya da anakarttaki bir sıkıntıdan kaynaklanıyor bu durum. Bu problemi çözmemiz için PlayStation 4 kontrolcüsünü bir test etmemiz gerekiyor. Bunu yapmanız için öncelikle bilgisayarınıza internet üzerinden kolayca bulup indirebileceğiniz DS4 Windows adlı programı indiriyorsunuz ve ardından gerekli driver'ı kuruyorsunuz. Bildiğiniz gibi bilgisayarda kullanmanız mümkün. Bu cihazınızda aynı bir Xbox kolu varmış gibi davranıyor bu program. Fakat tabii PlayStation 4'e göre programlandığı için PlayStation 4 kontrolcüsünün arayüzü bulunuyor programda. Ben daha önce programı indirmiştim. Sizin de programı indirmeniz gerekiyor. Buradan kontrolcümüze bağlanalım. Daha önce Bluetooth'la bağlamıştım cihazımı. Burada gördüğünüz gibi kontrolcümüzün ID'si bilgisayara nasıl bağlandığı, yani Bluetooth üzerinden ya da kablo yoluyla bağlamanız mümkün. Onun yanında batarya seviyesini gösteriyor. Burada Profiles kısmına tıkladığınız zaman kontrol kısmında zaten cihazınızın arayüzünü görüyorsunuz. Burada Controller Readings diyelim arkadaşlar. Evet, şu anda kontrolcümüzün buradan herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Right stick ve left stick'te bir şey yok. L1, R2 tuşlarımız çalışıyor. Şu tuşların kontrolünü yapmanız için bilgisayarımdan arama çubuğuna denetim masası yazalım. Denetim masasına geliyoruz. Burada görüntülenme normalde kategori olarak gözükür arkadaşlar. Bunu büyük simgeler yapıyorsunuz. Aygıtlar ve yazılara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Xbox 360 controller bu şekilde görüyor, fakat PlayStation 4 kontrolcüsü cihazımız. Oyun kumandası ayarlarına tıklıyoruz. Xbox 360 for Windows kısmına tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bizim arayüzümüz çıkıyor. Burada tekrar kontrollerimizi yapıyoruz. D-pad'lerimize bakalım. Evet. Sol ve sağ çalışıyor, fakat yukarı ve aşağıya bastığımda gördüğünüz gibi herhangi bir tepki yok. Sağ ve solda herhangi bir sıkıntımız yok. R1 tuşumuz gözükmüyor. L1 çalışıyor. Üçgen ve çarpımız çalışıyor, fakat yuvarlak ve kare tuşumuz çalışmıyor. Analog sticklerimizde bir sorun yok. Evet, mouse'umuzu da kontrol edebiliyoruz dokunmatik yüzeyden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç tuşumuzda sıkıntı var. Bu tuşların sıkıntısını gidermek için de flex kablomuzu değiştireceğiz. Anakartı da kontrol etmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak anakarttan önce flex kabloyla işe başlarsanız en azından çok da fazla uğraşmadan sorunu çözebilirsiniz büyük bir ihtimalle. DS4'ümüzü kapatalım. Şu anda bağlantısını kestik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken işlemler sırasıyla 4 adet vidayı açacağız. Zaten DS4 kontrolcüsü çok kolay bir şekilde açılıyor. Bu noktada arkadaşlar şu kısımlara güç uygulayacağız. Şu şekilde açtıktan sonra arkaya doğru bastıracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kontrolcümüzü söktük. Şurada flex kablomuz. Onu da dikkatli bir şekilde söküyoruz. Ardından dokunmatik yüzeyin flex kablosunu çıkartacağız. Gördüğünüz gibi vidamız var, onu da sökelim. Yavaşça anakartımızı yukarı doğru ittireceğiz. Şu bölgeye arkadaşlar dikkatlice bakalım. Flex kablomuzda hem hasar var hem de bazı noktalar silinmiş. Bu zamanla meydana gelebilecek bir şey arkadaşlar, ya da dışarıdan müdahale aldıysa kontrolcümüz gerçekleşiyor. Flex'imizi komple değiştireceğiz şimdi. Tuşlarımızı çıkartalım. Flex kablomuzu yine dikkatlice çıkartacağız.
L1 ve R1 tuşlarımızı da dikkatlice çıkartıyoruz. Şu kısımda görmüş olduğunuz plastikleri de çıkartıyorum. Eski flex'imiz burada. Tekrar bir bakalım. Hasarı görüyorsunuz zaten. Bu flex'imizi değiştireceğiz yenisiyle. Flex'inizin anakartına uygun olduğundan emin olun. Siparişinizi vermeden önce. Anakart modelinizde anakartınızın üstünde şu kısımda yazar. JDM011. Bu anakart modelimiz. Buna uygun flex kablo aldık. Siz de anakartınızı kontrol etmeniz gerekiyor öncelikle. Flex kablo siparişi verirken. Flex kablomuzu takarken öncelikle şu kısmını şu noktaya getiriyoruz. Ve önce şu bölgeyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yeni flex kablomuzu öncelikle buraya takıyoruz uygun şekilde. L1 ve R1 kısmında kalan flex kablolarımızı da yerine oturtacağız. Şurada görmüş olduğunuz klips noktalarını oturtmanız gerekiyor. Şu anda flex kablomuzu oturttuk arkadaşlar. Şimdi tekrar cihazımızı toplayıp çalışıp çalışmadığını göreceğiz tuşlarımızın. Şu anda tuşları kontrol ediyorum. Konumlarını kontrol ediyorum. Ön tarafta takmayı unuttuğunuz bir şey var mı? Toplamadan önce onu kontrol edin. Daha sonrasında anakartımı takacağım. Burada arkadaşlar fazla bastırmadan dokunmatiği takmanız gerekiyor ki herhangi bir şekilde zarar vermeyin. Anakartı taktıktan sonra arkadaşlar bu tuşları denedim. Fazla bastırmadan herhangi bir şekilde kayma oldu mu diye. Titreşim motorlarımızı yerine lehimleyelim. Gördüğünüz gibi titreşim motorlarımızı da lehimledik. Bataryamızı takacağız. Daha sonra da kasayı toparlayacağız. Tam olarak kapatmadan PlayStation 4 kontrolcümüzü bu şekilde bir deneyebiliriz. Ama zaten 4 tane vida var. Çok da bir sorun olacağını zannetmiyorum. O yüzden kapatarak deneyelim. Gördüğünüz flex kabloyu tekrar yerine takıyorum. PS4 kontrolcümüzü takarken şu şekilde L1 ve R2'nin arasına gelen araçları oturtmanız gerekiyor öncelikle. Bu araçları oturttuk. Şimdi şuradan hafif bir baskı uyguluyoruz. Kontrolcümüz bu şekilde kapanmış oluyor. Vidalarımızı da takalım. Müzik.
toparladık. Tekrar bir kontrollerimizi yapalım bilgisayarımızdan. Şu anda gördüğünüz gibi kontrolümüz gördüm. Controller kısmından edit diyelim. Left stick ve right stick güzel bir şekilde çalışıyor. R2 ve L2 tuşlarımızda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi diğer tuşlarımızla denemek için denetim masasına gidelim. Denetim masasında Xbox Controller for Windows diyor. Sağ tıklıyorum, oyun kumandası ayarları diyorum. Buradan Xbox üstüne gelip çift tıklıyorum arkadaşlar. Yukarı aşağı sol sağ tuşlarımızı da görüyorsunuz. Şu anda tüm D-pad tuşlarımız çalışıyor. Tüm tuşlarımız da başarılı bir şekilde basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tuşumuz da basıyor. Dokunmatiğimizi kontrol edebiliyoruz. Diğer tuşlarımızı tekrar bakalım. DS4'ümüzün başarılı bir şekilde onarımını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bu kısımda yaşadığımız sıkıntı yüzünden DS4'ümüzün çoğu tuşunu kullanamıyorduk. Flex kabloyu değiştirerek DS4'ümüzün onarımını gerçekleştirmiş olduk. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.